Arkadaşlar, Kanatlar Ailemi Samsun kanalından herkese merhaba. Evet, merhaba dedik. Yolda da köye gidiyorduk. Amcamızla bir merhabalaştık. Dedemi de tanıyormuş, babamı da. Amca ismin neydi? Mustafa. Mustafa amcam. Yazıcıoğlu. Sizin köyün Mehmet Hoca var adına. Evet, ha. O amcamın oğlu. Ha, babamın öğretmeni. Ya. Mehmet Yazıcıoğlu. Ladik Akpınar'da. Heh. Evet, vay be, nasıl bak içimden de doğmuş durmuşum buraya. Arkadaşlar, amcamı gördüm, oradan şeyi çekeceğim. Şu beyaz hindileri. Merhabalar. Ha, gel bakayım, gel. Nerede? Şunlar arkadaşlar. Vallahi çok gördüm, uzaktan hoşuma gittiler. Nereden aldınız dedim beyaz hindileri. İlçe tarımdan. Veriyorlarmış ilçe tarım yavruluk dönemlerinde. Bunları büyütmüşler arkadaşlar. Şöyle beyaz hindiler. Bunlar çok kilolu oluyorlar, çok iri oluyorlar. Bunlar yavruluk dönemleri. Arkadaşlar abartmıyorum, 25-30 kiloya kadar gelen bir kanatlı. Onu belirteyim sizlere. İşte geliyor orada. İlk durağımız böyle oldu. Köye doğru giderken. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Bunlar 25 kilo oluyor. İyi bakarsan. Olur ama iyi bakmak lazım. İyi baktın mı? 20. Ya bunların bacakları ağır hocam. Evet. Bacaklarının üzerine basamaydı. Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa amca. Bu beyaz hindiler en büyük zaten sıkıntıları kiloyu aldıktan sonra yürüyemez. Oturduğu yerden yer. Bunlar kesimlik. Öyle mi? Ama bunları az yayabildiğin kadar yayarsan et lezzeti bunların kuzu gibi olur. Çok lezzetli olur. Kaç tane aldın, kaç tane yaşattın? Şimdi ben buradan 10 tane getirdim dedim. Evet. 4 tanesi zey oldu. He, zey oldu. 6 tane yaşattın. 6 tane. İyi maşallah yine. Ama iyi baktın mı bak, o şu dibe gideyim, 25 kilo olur. Ama belli bir zamandan sonra bunların ayakları tutmayacak, onu bil. Evet. Yani bu hepsinde öyle beyaz hindilerin, özelliği o. Evet. Yani bu zaafı, o şuradakileri çekeyim, gel Mercan. Hemen. Hemen arkadaşlar şimdi böyle işte ya köylerde insanlar da kış için kendilerine şey yapıyorlar yiyecek için. İşte beyaz hindiler arkadaşlar. Bak, gerçekten devasalar. Yani şunu yakından görmenizi isterim arkadaşlar. Mercan şöyle bir hindilerin o tarafa gider misin? Büyük amcaların görsün abilerin ablaların. Geç. Alican, Fazlıcan sen yaklaş oğlum bir görsünler. Fazlıcan yaklaş oğlum, yaklaş. Evet, gördüğünüz gibi Fazlıcan kadar. Mercan da orada. Bir el sallayın çocuklar bu arada. Evet, bizim çocuklar da öyle. Görmüş olduğunuz gibi hindilerimiz burada arkadaşlar. Mükemmel. Dediğim gibi bunların en büyük zaafı çoğunda ayakları tutmuyor arkadaşlar kilodan dolayı. Yürüyemiyorlar. Onun için kesimlik hindiler ama şunu çok iyi biliyorum. Kuzu gibi çok lezzetli eti oluyor ama yayılanların. Kapalı yerde olanlarda da çok şey olmaz. Çok lezzetli olmaz, onu belirttim ama yayılması önemli. Mustafa amca çok teşekkür ederim. Bak kayıda da aldım seni. Bu da ömür boyu kayıtta kalacak. YouTube'da böyle bir kanal var. Kanalım var. Evet. Açtım oradan da. Hem kendimin hem eşimin, dostumun, herkesin. Aha tamam. Burada seni de, burada herkes de görür. Hocam, ellerinden öperim. Eve sapalım desem. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Hangi köye girseniz bir köy çeşmesi gördüğümüzde yanında mutlaka kazlar olur. Yani suya zaten çok ihtiyaç duyan hayvanlar ama köy çeşmelerinin yanında mutlaka çoğunlukla kazdır. Ördeklere de rastlanır ama çoğunlukla bu şekilde kazlar dururlar. O da köylerin çeşme yanındaki sembolleridir arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, köyde gezmelere devam ediyoruz. Devam ederken de bir tarla kıyısında kazları gördüm. Arkadaşlar onları sizlerle paylaşayım dedim. Görmüş olduğunuz gibi köylerde grup halinde 15'li 20'li kaz grupları olur. Her hanenin 15-20 tane kazı olur. Bunlardan 2-3 tanesini damızlık ayırırlar her sene. Diğer kazları da keserler arkadaşlar. Kışın besin kaynakları oluyor köylerde. Genellikle benim konuşmuş olduğum teyzeler, amcalar İstanbul'da, işte büyük şehirlerde olan oğullarına da birer ikişer tane bunları paket yapıp kış aylarında yolluyorlar. Kazların kesim tarihini söyleyecek olursam arkadaşlar, onu sizinle de paylaşayım, bilginiz olsun. Kazlar aralıkla, aralık ayın 1'i ile aralığın sonu arasında mutlaka kesim yapılmalı. Çünkü aralıktan sonra artık çiftleşme dönemi başlıyor. Çiftleşme dönemi başlayacağı için de kazlar hiçbir şekilde beslenmek ve kilo almak için yem yemezler. Önlerine aralık ayına kadar, yani siz aralığın 1'ine kadar iyi bir bakım Kasım ayında yaptınız. Aralıktan sonra zaten göreceksiniz ki kazlar, hele erkek kazlar, kesinlikle bir şeyler yememeye başlayacaklar. Çünkü çiftleşme zamanlarından dolayı arkadaşlar. Bunu da bir bilgi olarak sizlere aktarmış olayım. Mercan, gel bakalım. İşte benim kız Fazlıcan, sen de gel. Benim kızla kuzen ikisi, abimin çocuğu, birlikte geziyoruz. Mercan, bir şey sorabilir miyim kızım? Gel bakalım. Böyle aklıma geldi. Kazlarla ilgili ne biliyorsun kızım? Ne, yani söylemek istediğin bir şey var mı? Yani aslında yavruları pamuk gibi oluyor yani. Evet. Çok tüylü. Evet. Yani bir de tüyleri kabarık oluyor. Evet. Şöyle bir şey de var yani. Kazlar yavrularını çoğu zaman korumak için tıslarlar. Hatta birkaç yıl önce bir kazın elimi ısırdığını hatırlıyorum. Evet, çok güzel. Harikasın kız. Çiftlikte olmuştu, doğru. Aklına geldi, bak kızım. Evet, korumacıdır değil mi? Yavrularını çok fazla korurlar. Evet ve anne içgüdüleri çok güçlüdür. Of, süpersin. Ya babasının kızı, anne, evet. Kesinlikle. Yani beni hiç şaşırtmadın kızım. Çok güzel bir cevap. Fazlıcan, sen de bir bugün söylemiştin ya, bir Kanatlar Alemi Samsun kanalı demek ister misin? Söyle bakalım. Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Merhaba. Çok güzel. Teşekkür ederim çocuklar. Evet, bizim kız ve yeğen sağ olsunlar. Mercan da çok güzel bir açıklama yaptığını düşünüyorum. 2-3 yıl önce evet başına böyle bir kazımız yavrularına yaklaşırken Mercan'ın elini ısırmıştı. Şimdi aklına geldi ve onu bizimle paylaştı. Mercan'ın da dediği gibi annelik içgüdüleri çok güçlü olan kanatlılardır. Dediğim gibi söyle kızım. Hatta bir kere de böyle annemle bir ırmağa falan gitmiştik gezmeye. Evet. Orada da ısırmıştı. Gerçekten. Süper. Bir kere tavuk gagalmıştı elim solucan. Tavuk. Evet. Solucan verirken mi olmuştu kızım tavuğunu? Hayır, yok. Evet. Değil mi? Solucan veriyorduk. Bak ben hatırladım. Solucanlar da büyüktü. Benim de böyle küçük parmağımı. Evet. Solucan. Parmağını solucan zannedip ısırmıştı. Şimdi hatırladım. Süper. Hikayeler arkadaşlar konuştukça çıkıyor. Arkadaşlar, demiş olduğum gibi köylerde kazlar Ekim ayları böyle başlar. O aylarda çok dışarıya salınmaz. Çünkü buğdaylara ve onun gibi mahsullere zarar vermemesi için. Çünkü otçul bir hayvandır. Gerçekten bir koyun gibi her gün sabahtan akşama kadar otlanır kazlar. Bunun yanında bu mahsullerin kaldırıldığı, harmanın olduğu dönemlerden sonra da kazlar tamamen dışarıya salınır. Bu dışarıya salınmasıyla birlikte hem otları yerler hem de o mahsulünden toplayamadıkları, toprağa düşen bütün başak parçalarını, buğdaydı, fiydi, arpaydı, bunların hepsini teker teker toplayarak kışa doğru kilo almalarına en büyük faydayı sağlar bu toplamış oldukları doğadan besin maddeleri. Ve demin de söylediğim gibi Kasım ayına kadar kış için yeterli olan yağlanmayı ve kiloyu yaparlar ve ondan sonra
Bunların mutlaka eğer damızlık ayırmıyorsanız kesiminin yapılması gerekir arkadaşlar. Çünkü Aralık ayından sonra çiftleşme dönemine gireceği için iştahları da tamamen ortadan kalkacaktır. O saatten sonra kilo almaya değil, kilo vermeye başlarlar arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Arkadaşlar Mercan'ın birdenbire gerçekten YouTuber'lığı tuttu. Evet. Aklıma bir şey daha geldi baba dedi. Evet paylaş kızım dinliyoruz. Neymiş bakalım? Aslında mesela diyelim ki bir beçin yumurtası çıktı. Evet. Ya bunu pişirip yiyebilirsiniz ya da beçin altına koyabilirsiniz. Ama beç yerinde duramadığı için evet. Ona bir tavuk koyuluyor. Aa canım kızım. Bunu sen kimden öğrendin? Ben senden de öğrenmedim. Ben bakarak öğrendim. Bakarak değil mi? Ama videolar mı izlemiştin? Yok, videodan da öğrenmedim. Bak. Ben geldiğimde çiftlikte gördüm. Çiftlikte gördün. Beç yumurtası dedim. Bunlar bende öyle bir. Tavuğun altına koyduğumu Mercan görünce hafızaya attı ve onu şimdi bizimle paylaştı. Evet, biz beç yumurtalarını doğada bırakmıyoruz, tavukların altına koyup öyle çıkartıyoruz. Teşekkürler Mercan. Başka söylemek istediğin, aklına gelen bir hikaye var mı kızım? Varsa var, yoksa yok. Yani aklımda şu an gelmedi. Gelmedim, tamam. Gelince söyle, ben yeniden kamerayı senin için çalıştırırım Mercan'ım. Tamam. Arkadaşlar kazlarla da burada önümüzdeyken son olarak şey söyleyeceğim. Bize doğru geliyorlar çünkü çok fazla sıcak var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bunaldılar. Biz şu anda cevizin gölgesine geçtik. Onlar da bize doğru geliyorlardı. Köylerde genellikle arkadaşlar, bizim genellikle değil yani hemen hemen hepsi yerli kaz. Çok fazla kilo da almaz. Çok zayıf da değildir. 3 kiloyla 4 kilo arasında olan yerli kazlar yetiştirirler. Ama yağlanma oranı çok yüksektir arkadaşlar ve en önemlisi de et lezzeti. Gerçekten kaliteli olan bir kaz türüdür yerli kazlarımız. Şu beyaz siyahlı olan arkada kalan var ya. Evet. Evet, olabilir kızım. Herkes oraya gidiyor. Kazlarda da zaten alfa dediğimiz kaz vardır. Bu da bir tanedir. Erkek grubun lideri. Dediği gibi kızımın nereye giderse onlar da onun peşinden takip ederler. Fazlıcan bırak gitsinler oğlum. Hadi biz onları gölgede bırakalım. Biz doğru başka yerlere gidelim. Başka bir kanatlar bulalım. Onları çekim yapalım. Tamam. O taraf ama ormana gidiyor. O tarafta başka kanatlı yok. Biz bunları gördüğümüz için geldik. Hadi şimdi dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir köye bindeyiz. Fazlıcan'da. Ne götürüyorsun Fazlıcan? Karpuz verecek Fazlıcan kazlara. Bakalım cesaret edebilecek mi? Hadi bakalım Fazlıcan. Hayır, inekleri değil. Karpuzluk kazlara verecekmişiz. Bir tane atın bakalım önüne, nasıl bir tepki verecekler. Vallahi gayet iyi. İşte. Evet, atın çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi kazlar karpuza bayılıyorlar arkadaşlar. Yani biz de bayılıyoruz ama kazlar da. Evet, Mercan Bey'in bir şey koyuldu. Arkadaşlar, bizden kaçan kazlar karpuzu görünce vallahi çığlık atmaya başladılar. Bitti mi? Onu kıyıya koyabilirsin şimdi. Geliyorlar, üstüne geliyorlar. Allah. Efendim canım. Evet, o cücüğüyle bakalım Fazlıcan, o cücüğüyle oradan bir hadi. Ercan. Evet, civcivi aldın eline kızım. Ama arkadaşlar civcivi Mercan tutamadı, ben tuttum. Şöyle göstereyim elimi. Şu üst tarafı. Üst tarafı arkadaşlar tavuk. Baba salmak istiyorum. Elime vurdu ve yaraladı. Kıyamadın mı kızım? Hayır. Sal. Fazlıcan sen de annesinin yanına kadar götür bakayım civcivi. Hadi izliyorum seni.
Annesinin yanına kadar gidiyoruz. Ya ne canavar ama? Yok bir şey demez onu. Annesinin yanına bırakacak Mercan. Annesinin yanına bırakacak. Annesinin yanına bırakacak. Git yanına kadar git şimdi. Biz buradan seni çekiyorum. Hadi hadi hadi. Çabuk 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 fazlayacaksın. Geçmeyeceksin. Oraya bırakabilirsin. Tamam. Evet. Tamam. Harika. Süper. Arkadaşlar elimi de bayağı bir yani tutayım derken civciv beni bayağı bir şey yaptı. Elime bir zarar verdi. Bunlar da eski evler arkadaşlar. Onu belirteyim. Eskiden konaklar bu şekilde yapılıyormuş. Tabii şu anda kullanılmıyor. Ama restore yapılsa da çok da güzel olur. Evet arkadaşlar. Çok gerçekten güzel yaylalara çıktım, gezdim, dolaştım, mükemmel temiz hava aldım ama köylerden geçmeye devam ediyorum. Bazı mesela Rıfat yine bana inekleri çek dedi, simentaller, şunlar bunlar. Ben de bunları çekmeye çalışıyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi Karadeniz'in iç kesimlerindeki köylerde yetiştirilen hayvanlar bunlar arkadaşlar. Yanından geçiyoruz. Evet Rıfatcığım bak buralardaki bunlar ne oluyor? Simental oluyor galiba. Alacalı olanlar. Diğerleri de yerli ırk mıdır artık bilmiyorum. Veya Holstein mi diyorlar. Tabi bunları sormak lazım ama şuradaki ablaya da sorarız. Olmadı. Önümüzü kesti. Evet. Bunlar simental var. Bir de öbürleri ne? Şeyleri. Boynuzları değişti. Montofon mu? Montofon herhalde. Valla. Tamam şey, yok ben beyaz... YouTube'a kanal var da. Siyah beyaz olan mı? He? Siyah beyaz. Şunlar şey. Adını söyle. Simental de. Diğerleri ne onu Montofon bilmiyorum. Montofon diyebiliyor. İyi tamam ablacığım. Kanatlar Alemi Samsun kanalına üye olabilirsin. Hadi hoşça kal. Arkadaşlar reklamımızı da yaptık bu arada. Neydi? Birilerinin işte görmüş olduğunuz gibi. İnekler dönüyor arkadaşlar şu anda hepsi köye. Vallahi reklamı da yaptık. Arkadaşlar bugün bahsetmiştim zaten sizlere. Hasat olduktan sonra böyle tüm kazları köydeki haneler salıyorlar. Ve buralarda da böyle görmüş olduğunuz gibi Aralık ayına kadar tüm ihtiyaçları olan o kilo ağırlığına kışı geçirmek için onlar içgüdüsel olarak kilo ağırlığına sahip olacaklar. Evet arkadaşlar bugün bu videonun birinci bölümü, ikinci bölümü devam edecek. Ama evet. Bu bölüme son vermeden önce babamın yapmış olduğu bir işlev var. Onu. Aa babamdan kalma bir kösüle. Evet. Heh, bunu birazcık daha ben ilkellikten daha modernleştirdim. Bilyeler taktım. Altına göllendirme su havuzu yaptım. Kendi suyunu kendi alıyor. Çevir Mercan bakalım. Çevir. Şuradan ha, suyu alıyor. Bununla yapılan bileyler, balta olsun, bıçak olsun suyunu kaçırmaz, çok keser. Yanma olayı olmaz. Çevir kızım, çevir kızım, çevir. Çevir. Şimdi, evet, Mercan da dedesine yardım ediyor. Neredeyse bununla jilet gibi olur, tıraş ederim yani. Kendim tıraş olacak durumda o kadar yaparsın. Güzel oluyor. Yaparsın. Hiç şüphem yok baba. Ha. Efendim? Hiç şüphem yok, yaparsın. Ha. Hiç. Arkadaşlar biz çevir, evde durma, sakal durma, tıraşlarımızı durma, babamızın bilemiş olduğu baltalarda yapıyoruz. Ha. Bazı ufakların sünnetini de bununla yapıyorum ha. Yok, estağfurullah. Sünnetini yok, bununla yok, estağfurullah, estağfurullah. Ya evet arkadaşlar. Devam edin. Anne de burada, annem de. Şimdi biz bir çamlığa çıkacağız. Oradan da diğer ikinci bölüm videoda sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsun olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyoruz. Çekmiş olduğumuz güncel videolardan faydalanmak istiyorsanız ve sürekli takip etmek istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir arkadaşlar. Mercan kız da dedesine yardım ediyor. Görmüş olduğunuz gibi herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, dostça kalın babacığım. Aç şunu sen çevir. Tamam doğru. Kapatıyoruz baba. Hepinize selamlar. Tamam. Doğal olun, organik olun. Evet, doğal olalım, organik olalım. Bay bay. Evet, görüşmek üzere.